Şimdi hanımefendiler, hepinizi çok yakından ilgilendiren bir haberle devam ediyor Sabah Ajansı. İçinde bulunduğumuz Ekim ayı bütün dünyada meme kanseri farkındalık ayı olarak yaşanıyor. Meme kanseri farkındalık ayına Pembe Festival'le dikkat çekildi. İşte meme kanseri kadınların en sık kanseridir. Önlenebilir. %100 tedavi şansı var. Lütfen farkında olun, memenize dokunun. 12 yıldır bilimsel projeler üreten ve ücretsiz tarama programı düzenleyen Meme Sağlığı Derneği, İstanbul Çağlayan'daki özel bir hastanede Pembe Festival'in üçüncüsünü gerçekleştirdi. 20 yaşından sonra her ay kendinize dokunun, memenizi muayene edin. 40 yaşından sonra mamografi çektirin gibi uyarılarımız oluyor. Pembe Festival'e meme kanseriyle mücadele eden, hastalığı yenen hastalar da katıldı. O hastalardan biri de Songül Bayram. Songül Bayram 40 yaşında, 4 yıldır kanserle mücadele ediyor. Oysa ona bir hafta ömrü kaldığı söylenmişti. Bir haftaya geçirmişsiniz, bir hafta daha yaşama şansınız olabilir gibi bir şey söylemişti. 4 yıl önce bir gün iş yerinde mesaideyken Songül Bayram'ın tansiyonu ve ateşi yükseldi, midesi bulanmaya başladı. Doktora gittiğinde haberler iyi değildi. Ultrasonla ortaya çıktı. Sonrasında MR çekildi. Gerekli tetkikler yapıldı ve kötü huylu olduğuna karar verildi. Songül Bayram'ın sağ göğsünde biri 2,5 santim, diğeri 1,5 santim büyüklüğünde iki tümör tespit edildi. Sadece benim memede değildi, dördüncü evreydi, kemiklerde ve karaciğerimde de vardı. Tedavi için gittiği doktor Songül Bayram'ın dünyasını başına yıkacak o talihsiz cümleyi kurdu. Siz bir haftayı geçirmişsiniz, yaşama şansınız olabilir, hani bir hafta daha olabilir. Ailesinin hekim arayışıyla Songül Bayram'ın yolu Profesör Doktor Vahit Özmen'le kesişti. Ben ağlamaya başladım ve hocam dedim, kız kardeşim 2 aylık hamile, yeğenimi kucağıma alacak vaktim var mı? Hani bana bunu söyleyin yeterli. Ho dedi, sen onu askere bile gönderirsin dedi. Biz hastalarımızla bir aile, bir baba kız, baba kardeş ilişkileri içerisindeyiz. Vahit Özmen, Songül Bayram'ı Profesör Doktor Yeşim Eralp'in ellerine teslim etti. Memesindeki kanseri yenen Songül Bayram'ın mücadelesi devam ediyor. Kemiklerdekiler çok küçük ve onları kontrol altında tutuyoruz. Ama karaciğeri düzeltmeye çalışıyoruz. O da ısrarla iyileşmemek için uğraşıyor. Ben iyileşmek için uğraşıyorum. Ancak ne olursa olsun o inançla ve umutla hastalığına gülümsüyor, zafer benim olacak diyor.